Değerli izleyiciler, yeni bir son durum programında sizlerle birlikteyiz. Yine 68'li mülkiyeler dediğimiz programın bir yenisini bu akşam gerçekleştiriyoruz. Sayın Murat Karayalçın, Sayın Besim Tuvuk, Sayın Daryal Batıbay ve Sayın Erdin Nami bizlerle birlikte. Öncelikle yine dış politikadan başlayacağız. Türkiye ve Türkiye sınırlarında meydana gelen olaylar bütün dünyanın aslında son zamanlarda gündeminde 1. maddeyi oluşturuyor. Suriye hala savaş içerisinde, sürekli Türk sınırında da yeni yeni canlı bir takım olaylar yaşanıyor. Roketler düşüyor Türk sınırına, bazı insanlar bundan zarar görüyor. Bu durum tabii ki Türkiye'yi her yönden olumsuz bir şekilde etkiliyor. Aslında bununla birlikte göçmen trajedisini de herhalde buna bağlantı olarak ele alabiliriz. Yine kaçak göçmen akışı devam ediyor. Avrupa Birliği'nin almış olduğu önlemlere rağmen yeni yeni mülteci akınları var. Bunlarla başlayacağız. Daha sonra yine geçmişte olduğu gibi Kıbrıs konusuna, Kıbrıs'taki son gelişmelere geleceğiz. Evet Sayın Karalçı, sizden başlayalım. Bu savaş sizce ne zaman sona erecek veya nasıl sona erecek? Bu... Ne güzel bir soru sordunuz. Evet. Ben nasıl sona ermesi gerektiğine ilişkin uluslararası güçlerde bir tasarım olduğunu düşünüyorum. O tasarımın uygulanabileceği aşamaya kadar bu sürecektir. Uluslararası güçlerin geliştirmiş oldukları tasarımı uygulayabilecekleri aşama herhangi aşamaysa, hangi aşamada onu gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlarsa o aşamada da savaşın sona erdirileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan bu tasarımın ne olduğunu anlamak ve Türkiye olarak bu tasarımın nasıl olması gerektiği konusunda katkıda bulunacak bir noktaya gelebilmektir. İlişkileri kurabilmektir. Bu bana göre son derecede yaşamsal bir sorun Türkiye için. Bu Kutul Amare zaferinin 100. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'de bir kutlama etkinlikleri dizisi başladı. Sayın Başbakan bir Avrupa gezisi dönüşü birkaç gün önce ilginç bir değerlendirmede bulundu. Bana ilginç geldi Sayın Başbakan açıklamaları. Diyor ki bundan sonra Orta Doğu'nun geleceği Sykes-Picot güçleriyle Kutul Amare güçleri arasındaki mücadeleyle şekillenecektir. Şimdi ilginç bir kümelenmeyi tanımlıyor. Bir Sykes-Picot güçleri var. Beş aşağı beş yukarı onları anlıyoruz. O güçlerle kimi kastediyor Sayın Başbakan? Onu tahmin edebiliyoruz. Ama Kutul Amare güçleri dediği eğer Türkiye ve Türkiye ile birlikte davranacak olan kesimler, gruplar, devletler ise doğrusu onu çok net olarak göremiyorum. Çünkü Türkiye'nin bu konuda belirleyici bir konumdan uzak olduğunu düşünüyorum. Bir onu söyleyeyim. Evet. İkincisi bir de hemen kısaca şunu belirtmek isterim. Şimdi Türkiye toprakları güneyden gelen, IŞİD'den olduğu söylenen çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya bulunmakta. Ve hükümet hiçbir iş yapamıyor. Bugün gazetelere baktım. Sayın Başbakan bir master plan hazırlanması talimatını vermiş. Ya ne master planı Allah aşkına ya? Kıyamet kopuyor orada. Yani her gün çok sayıda roket, füze atılıyor. Çok sayıda insanımız ölüyor, yaralanıyor. Sayın Başbakan bakanlar kurulunun tümünü görevlendirmiş. Her ne yapacaklarsa sayın bakanların tümü. Hatta Sayın Akdoğan'ı görevlendirmiş. Sayın Akdoğan geldi, bilgi aldı. O sırada bir başka füze düştü oralara. Sayın Akdoğan kiliste bir geceyi geçirmeden bile aman ha bu işlere katılmayın deyip geri döndü gitti. Bu akıl almaz bir durumdur. Bunu yapan, bu konuda böyle bir tavır koyan Türkiye'nin Kutul Amare güçleri diye
adlandırılacak bir güce öncülük etmesi bile, yani öyle bir bloku oluşturması bile bana göre söz konusu olmayacaktır. Olamayacaktır Reşat Bey. O bölgedeki insanlar çok olumsuz bir şekilde etkileniyor bu gelişmelerden. Kilise insanlar göç ediyor. Göç yani Türkiye'ye ayrı bir sorunla karşı karşıya. Yani bu belki dışa pek yansımıyor ama o bölgede yaşayan insanlar bunu çok derinden hissediyor gerçekten. Ama öte taraftan büyük güçlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa Birliği'ne, onların da Türkiye Suriye konusunda somut bir projeleri olmadığı anlaşılıyor. İşte onu tartışıyorlar. Yani öyle bir tasarım geliştiriliyor. Onun geliştiği aşamada da savaşın büyük ölçüde tamamlanacağı düşüncesindeyim. Evet. Siz eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Bülent? Evet, yani izninizle ben bugün artık fiilen paramparça hale gelmiş olan Suriye'nin yeniden tek bir otorite, merkezi otorite altında birleştirilebileceğine ihtimal vermiyor. Bu aşamayı geçti Suriye'deki 5 yıldır sürmekte olan çatışmalar. Ama görebildiğim kadar giderek daha önemli, geçen sonbahardan bu yana daha önemli bir oyuncu haline gelmiş olan Suriye'deki Rusya'nın bir oyun planı olduğu gibi bir bana izlenim veriyor gelişmeler. O da şu, Suriye hükümetinin, rejimin elinde tam olarak kontrol etmediği tek büyük yerleşim yeri var. O da Halep. Halep'i kontrol edip Şam, Hama, Humus ve Latakya'dan sonra en büyük yerleşim yeri olan Halep'i de alarak, rejimin kontrolünü altına sokarak böylece Suriye'nin nüfusunun yaklaşık 1/4 kontrol eden bir bölgeyi Esad rejimine veya Esad'sız Baas rejimine bağlamak istiyor. Tek parça olacak. Evet. 4/3 bir tek parça. Evet. Geri kalan da zaten büyük ölçüde çölden ibaret. Yani çok önemli bir şey kalmıyor geriye. Nüfus da seyrek. Ve bunun için de aslında böyle adım adım gittiğini görüyoruz. Suriye rejimiyle Rusya'nın. Mesela varılan ateşkes geçen Şubat ayında iki tarafı Suriye'deki kapsamıyordu. Biri IŞİD, öbürü de El-Nusra. Bu El-Nusra biliyorsunuz El-Kaide bağlantılı olan bir örgüt. Şimdi Halep civarındaki rejime muhalif güçler arasında El-Nusra da yer aldığı için bir çeşit Halep bölgesi ateşkesin veya çatışmaların sona erdirilmesinin dışında kalma için bir gerekçe oluşturdu. Dikkat çeken bir husus daha var. Geçen hafta 26 Nisan'da galiba muhalif güçler arasında yer alan ve Cenevre'deki barış müzakerelerine katılan iki örgütü daha terörist ilan etmek için Rusya Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Bunlardan biri Ahrar el-Şam, diğeri de Caiş el-İslam. Dolayısıyla giderek Halep'in etrafındaki muhalefete karşı rejimin baskısını arttırmaya ve yani bana öyle geliyor ki Suriye Savaşı aslında fiilen Halep'te bitecek. Evet. Ben öyle görüyorum. Halep'te düşünce yani rejimin tamamen kontrolüne geçince bir 200-250 bin kişi yaşıyor hala Halep'in rejim karşıtlarının yönetiminde olan. Tabii gene bir göç problemi çıkacak Türkiye'ye dönük olarak. Çünkü gidecek başka yerleri de yok. Bunlar çevrelenmiş olacak. Ve gerçekten bizim için de zor günler başlayacak. Zaten büyük bir zorluk vardır zaten. Daha da artacak. Ve bu arada Amerika öyle görünüyor ki
IŞİD'le mücadeleye odaklanmışken, işte IŞİD'in gayri resmi merkezi kabul edilen Rakka'ya karşı, böyle Rakka'yı ele geçirmek için hazırlıklar yaparken, Rusya Asad rejimiyle beraber Halep'i alıp Suriye'nin önemli kısmını rejimin kontrolüne vermeyi ve ondan sonra da Cenevre'de müzakereye oturmayı, zaten fazla müzakere edecek de bir şey kalmamış oluyor. Ben böyle görüyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Besim Tübük. Sizin zaten Suriye'nin bölünmüş daha iyi işe yarayacağına ilişkin görüşleriniz vardı. Yani bölünmek kötü değildir diyordunuz. Bu son aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatırlayacaksınız, sizinle bir sene evvel bir program yapmıştık. O programda da benim TGRT'de 4 sene evvelki şeyimi yayınlamıştınız. Sözleriniz. Evet. Ben daha yeni başlamıştı bu Suriye meselesi. O zaman hem Türkiye'nin hem Amerika'nın yanlış yaptığını ve Esad'ın iktidarda kalması gerektiğini söylemiştim. Hatta oradaki Hristiyan nüfustu, diğerleriydi, şuydu, buydu. Belki o programı tekrar yayınlarsanız sizden telif ücreti falan almam. Tamam mı? Seyircisi çok oluyor öyle programların. Eski programlar. Şimdi Suriye konusu Amerika ile Türkiye'nin yaptığı çok büyük bir yanlışlığın sonucudur. Libya'da Kaddafi kolay devrilince böyle bir sokak kalkışması, çünkü sokak kalkışması Batı'ya sempatik geliyor. Diyorlar ki bunlar şey için mücadele ediyorlar. Demokrasi, fikir özgürlüğü, bunları söyledin mi Batı'da şeye geçiyorsun. Mücadele eden kim? Müslüman kardeşler. İlk başlarında Müslüman kardeşlerdi. Öteki örgütler sonra çıktı. Ya bunların ne yapmak istediği belli. Bunlar din devleti kurmak istiyorlar. Yani adamın ne olduğu belli. Sen gidiyorsun. Yani inanılmaz bir yanlışlıktır Suriye'deki. Şimdi gene geçen gün şeyi dinledim. Obama'yı dinledim televizyonda. Obama dış politikada çok akıllı şeyler yaptı. Bakma, yani Sina, teferruata girmek istemiyorum. Ama Suriye meselesi gelince tekrar diyor ki Esad diyor 500 bin kişiyi öldürmüştür diyor. Tövbe ya Rabbi. Adam ne, ya Esad mı öldürüyor kardeşim? Esad ve ailesi modern, Batı'da yetişmiş bir aile Suriye'de. Yani bu adamlara biraz Amerika yakınlık gösterse, di bundan 5-6 sene evvel Mübarek'in yaptığı gibi Rusya tarafını terk edip Amerika'ya dönerlerdi, yavaş yavaş reformlar yaparlardı. Zaten meclis var. Ama ne zaman nümayişler başladı? Nümayişlerde ölümler oldu. Ölümleri Esad yaptı. Ya Esad niye ölüm yapsın ya? Ama mecburen adam nümayiş yapıyor. Nümayişte ateş ediyor. Güvenlik güçleri de ateş ediyor. Bir sürü adam ölüyor. Baştan yanlış oldu. Baştan Suriye gibi çok karışık bir ülke mahvoldu. Yani Suriyeliler, daha evvel de söyledim, eski Finikelilerdir. Lübnan, Suriye, bunlar dünyada tüccar, girişimci ve Finikeliler de medeniyetin kurucusu bir ülkedir. Yani Yunan medeniyeti bütün varlığını Finikelilerden almıştır. Her neyse. Şimdi bu yanlışlıktan vazgeçemiyorlar. Yani girilen yanlış, şimdi mesela Irak'a yanlış yaptık diye hepsi kabul ediyor. Irak'a girdiğimiz yanlış oldu. Ya Esad ne yaptı bu çocuk ya? Bu çocuk babasından kalan otoriter bir rejimi devam ettirdi ve hızlı reforma gidemedi. Tamam, olabilir. Ama neyse, sonuçta çok büyük yanlışlık yapıldı. Çok büyük yanlışlık yapıldı. Bu yanlışlıktan dönebilirsin. Çünkü Esad gidince ne olacak? Bir onu düşün abi, Esad gitti hadi. Ne olacak abi? Ya onun için artık bundan Türkiye'nin de Amerika'nın da vazgeçip, tamam kardeşim geçiş dönemi diyerek, Esad'la bir geçiş dönemi, hani ya eskiden Esad'a bu kadar karşıydınız, şimdi nasıl kabul ediyorsunuz demesinler diye, mecburi bir geçiş dönemi ile bu işi bitirmek lazım. Halep'in de teslim edilmesi lazım Esad'a. Ha sonra ne olur? Artık o yaydan çıktı. Bana göre Suriye'nin çözümü
bir federasyondan geçer. Üste mesela Kürtlerin bir bölgesi var. Ver federasyonu ya üste, Kobani, Mobani vesaire. Kendi başlarına ana devlete bağlı uğraşsınlar. Efendim Rakka tarafında Sünnilerle anlaşma yapılamazsa onu da bir federasyon yap. Yani bir ülkenin bölünmesi her zaman kötü değildir. Bak bir tane örnek Kıbrıs'tır abi. Siz 74'te bölünmeseydiniz ne olurdu burası biliyor musun? Kaç kişi ölürdü burada? Kaç sene oldu 74'ten beri? 42 sene oldu değil mi? Yahu şimdi ne olacak yani? Irak'ın zaten üçe bölünmesi lazım. Kürt kısmı yukarıda bağımsızlık istiyor. Ver bağımsızlığını ya. Güneyde Şiilerle Sünniler devamlı birbirlerini bombalıyorlar. Ya her gün o şey bombası var ya. Nedir? Arabayla bomba yüklü. Daha dün gene 25-30 kişi ölmüş Bağdat'ta. Canlı bomba. Şimdi Şiileri ayıracaksın, Sünnileri ayıracaksın şeyde. Ne derler? Irak'ta. Orasında konfederasyon yapacaksın. Ve Şii Sünnilerde bir taraftan bir tarafa geçiş izni vereceksin 6 ay. Mesela Şii bölgesinde bir Sünni aile kalıyorsa 6 ayda bu tarafa geçebilirsin. Ötekine 3'e bölünecek Irak. Yahu nedir bu? Bölünmek her zaman kötü değildir. Bak ailelerde, kardeşlerde oluyor bu hep. Babadan bir müessese kalır, 3 kardeş. İlk görüşte herkes sütliman zanneder. Bir süre sonra aralarında hır başlar. Çoğunlukla hanımlarından dolayı olur. Çünkü onun hanımı der ki, ya her işi sen yapıyorsun, falancı da aynı parayı alıyor. Bak o karısına kürk almış. O karısına öyle, hep böyle olur abi. O üç kardeş eğer şirketi bölmezlerse o şirket batar. Bölecekler abi şirketi, ayrı ayrı gidecekler. Yani Türkiye için bir de üzüldüğüm nokta, Türkiye çok büyük hatalar yaptı Suriye olayında. En büyük hata Türkiye'nindir. Çünkü Türkiye Amerika'yı ikna edebilirdi. Bunlar istihbaratı var. Bütün o aşırı dincileri biliyorlar zaten ne olacağını. Onun için Türkiye'nin üzüldüğüm nokta yaptığı bu mültecilere yardım tarihi bir olaydır. Altın harflerle tarihe yazılacak bir olaydır. Tabii bu Türk milletinin parasıdır. Ahmet'e Mehmet'e ben bu primi yazmam. Bu bizim paramızdır. Bizim verdiğimiz vergilerdir bu paralar. Ama biz mültecilere Osmanlı'dan kalan refleksimizle çok iyi davrandık. Ama Batı'da dikkat edin, hiç övgü yok bu konuda. Çünkü Türkiye'nin Batı'daki imajı o kadar kötüleşmiş ki bizim Türkiye'deki liderler ikide bir Batılı gazetecilere hakaret ederlerse, Türk gazetecilerini lüzumsuz yere içeri atarlar, bilmem neye baskı yaparlarsa, tabii gazetecidir bunlar da. Yani sen de Batılı gazeteci olsan, Türkiye'nin lehine bir şeyi görmezden geliyor, aleyhine olan şeyi abartıyor. Tam bir tek tersi. Üzüldüğüm nokta bu. Mülteci konusunda zaten Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyorlar tam tersi. Özellikle Yunanistan bu işi çok güzel görüyor. Evet, Sayın Erdin Amin, sizinle bu Suriye turunu tamamlayalım. Ondan sonra daha bize yakın konulara geçelim. Ben Erdil Bey'den sonra kısa bir eklemede bulunmak istiyorum. Suriye konusunda Besim Bey'in söylediği son şeye çok katılırım. Yani o federatif bir kümelendirme yapsalardı, Türkiye de bunun öncülüğünü yapabilirdi. Çünkü Esad'la diyordu bizim liderliğimiz Türkiye, biz 6 ay 1 yıl uğraştık ikna edelim. İkna edecek yin konuyu bilmen lazım. Yani ikna demokratikleşme dediğin zaman adam biliyor ki kendi ülkesinde kendinin mezhebinin azınlıkta olduğunu biliyor. Yani bir adam bir oy olayına gittiğinde kaybedeceğini biliyor. Yani elinde güç tutarken bunu niye kaybetsin? Buna bir yavaş ve tedirici, yani Türkiye orada haklıdır Besim Bey, bunu Amerika ile planlayıp dizayn etmesi lazımdı. Hiç aceleye gelmez böyle şeyler. Bir, tabii kendisi de kendi tarihinde bu eksiklikleri yapmadı mı Türkiye'nin kendi açısından? Yani bırakalım Güneydoğumuzu. Avrupa'nın göbeğinde Bosna, Hersek, Kosova, bütün bunlarla biz daha 1910'larda, 1890'larda federatif, yani Commonwealth tipi bir şey kurup böyle barışçı bir şekilde çekilseydik, apar topar böyle kaçmak ve bir Balkan bozgununa uğramazdık. Yani diğer şeyleri bırakıyorum. Her imparatorluk doğar, büyür, yıkılır ama bu Balkanların insanları
özellikle Boşnaklar bilen kendi kendine Müslüman olmuş, hiçbir baskı olmadan Bogomiller bütün tarihte ve tarihte harika bir tarihtir o. İstanbul almadan Fatih ta oralara gitti geldi. Neden? Bu insanlar da gönüllü olarak Osmanlı gibi bir baskı da görmediler. Bunu yapamadık. Yani biz ekonomiyi ve Commonwealth, yani sen de kazanayım, ben de kazanayım ekonomi şeyini ön tarafa şey. Aynı şekilde Mısır'la olan şeyde, tamam adam Mısır'da seçimle geldi ama öteki tarafta diyor ki kardeşim bu seçimle geldi ama aşırı bir dinci baskı getiriyordu buraya, bunu kabul edemeyiz. Bizim istihbaratımızın Batı'yla senkronize olup burada bir yanlışlık olduğunu, yürümeyeceğini bilebilmemiz lazım. İki tane ıskalama yaptık Orta Doğu'da. Şey zaten Irak aynen doğru. Fakat ben equation'a, denkleme bir şey eksik bıraktığımızı zannediyorum. Bütün işaretler dediğiniz gibidir. Yalnız bir noktada ayrılıyorum. Amerika İsrail'i yalnız bırakmayacak burada. Yani bu şeyde, Suriye'de tek başına bu kadar hakim gelmesini Rusya'nın, çünkü bunun bir sonraki sayfanın bir sonrası ucu öyle veya böyle İsrail'e mutlak surette dokunur. Yani o kalıcılaşırsa Rus'un burada kalıcı, ya o ona ya o ona bulaşacaklar. Dolayısıyla şu anda en son o şey, Türkiye'den bir arkadaş İsrail'e gitti, bir yazılar yazdı, onu okudum filan, o beşine bir kayı yapan arkadaş filan. Ha, Cüneyt Özdemir. Ve o şey yakınlaşma diyor, dışarıda göründüğünden daha hızlı gidiyor. Çünkü İsrail iş çevreleri Netanyahu'nun bütün kabalığına ve aksiliğine rağmen ve diğer bir karakteri de bizim liderimize, Türkiye Erdoğan'a çok benzer. Yani her ikisi dıştaki dış politikaları yanlış veya zayıf ama içte iyi gidiyorlar ve tutunuyorlar. Her ikisinin de özelliği odur. Dolayısıyla bu gazla ilgili gelişme hızlanırsa, Amerika'daki bu seçimden evvel lame duck dedikleri bir durum var. Hiçbir hükümet icraat yapamaz. Obama da öyle. Ama seçimden hemen sonra ister demokratlar ister cumhuriyetçiler kazansın, Suriye'de ben inanıyorum daha değişik bir tavır koyacaklar. Yani bütün lokmayı tek başına Rusya'ya bırakmayacaklar orada. Yani bir yolu var Amerika'nın. Amerika çatışmasız halleder. Ekonomik olarak elinizi kıvırır, bazı şeyler yapar. O bakımdan benim bu önümüzdeki 6 ayı çok kritik olarak niteliyorum. Çünkü yılbaşına doğru, Reşat'ın sorusunun cevabıdır, bu işin şekli çok belli olmaya başlayacaktır artık. Yani ve şeye katılırım, bu Halep bir nevi anahtardır, maymuncuk anahtardır orada. Orada artık... ama ben çok bize hatayı buluyorum. Çünkü biz bu kadar tarihimiz, ömrümüz burada geçtiği halde bu iç meseleyi müttefiklerimize anlatamadık. Yani hata oradadır. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Karahoçan'ın ekleyeceklerini alalım. Evet, ben birkaç şey eklemek istiyorum hızla. Ben Orta Doğu'da etnik yapıya göre, mezheplere göre ya da buna benzer ölçütlere göre bir parçalanmanın daha yeni parçalanmaları beraberinde getireceğinden ciddi olarak endişe ediyorum. Çünkü Orta Doğu'nun her metrekaresi üzerinde bugün Orta Doğu'da yaşayan milletlerin, halkların tarihi hakları olduğunu biliyoruz. Belki de en son bizim hakkımız var. En son biz geldik çünkü, en son Türkler geldi çünkü bu bölgeye. Bu bölge dirençli bir bölge. Yani dünyanın başka bölgelerinde yabancı güçler oraları işgal ettiğinde oranın insanları işgalci güçlerin diliyle konuşuyorlar. O kültürü benimsiyorlar. Oralı oluyorlar adeta etnik farklılıklarına rağmen. Ama burada Orta Doğu'da kadimden bu yana burayı işgal etmeye kalkışan güçler burada kendi kültürlerini, kendi dillerini yerleştiremiyorlar. Bu bölgenin halkı o açıdan çok ciddi olarak direnç sahibi. Şimdi burada böyle bir geçmişe sahip olan halkların
Bu şekilde bölünmelerinin önünün açılmasının daha sonraki aşamalarda yeni tehlikeleri, yeni parçalanmaları gündeme getireceğinden endişe ederim. Ben Besim Bey'in dediği çözümü parçalanma olarak görmüyorum. Yani bir federatif çözüm tek parça bir çözümdür. Yani ben parçalı çözüm olarak onu değerlendirmiyorum. Federasyon da olabilir. Irak için farklı bir yaklaşım olabilir. Ama Daryal Bey'in dediği gibi eğer Halep'i noktalarlarsa, yani Halep bu dediğiniz şekilde çözülecekse aslında Suriye tek parça olacaktır demektir. Bunda hiç tereddüt yok. Gerisi gerçekten çöl dediğiniz gibi. Ve eğer Rusya ve rejim, Esad rejimi bunu gerçekleştirirse Amerika'nın da bu konu üzerinde bir mutabakata varacağına ben içtenlikle inanıyorum. Çünkü Rusya'nın burada taşıması muhtemel rol Amerika'nın izni onayı dışında olamaz, olmayacaktır. Bu konuda bir mutabakatın olacağını tahmin ediyorum. Şimdi Irak'ta ciddi bir sıkıntı var. Ama Irak Başbakanlığı'nın bir süre önce Ebadi'nin vermiş olduğu bir demeci okudum ve şu anda Reşat Bey tartışmakta olduğumuz konuyla bunun ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerikalılar Irak'ı işgal ettiklerinde bir anayasa hazırladılar ve bu anayasa onaylandı, uygulanmakta. Bu kimliklere göre işleyen bir anayasa. İşte Cumhurbaşkanı Sünni Kürt, Meclis Başkanı Sünni Arap, Başbakan Şii Arap vesaire böyle gidiyor. Şimdi bu uygulamanın sonunda gelinen bugün de Irak Başbakanı diyor ki arkadaş biz bunu bırakalım. Yani böyle bir anayasayla biz Irak'ı yönetemeyiz. Şu anda Irak'ı yönetmeye çalışan kişi Irak'ı böyle bir anayasayla yönetemeyeceklerini söylüyor. Eğer etnik kimlikler olmayacaksa, inanç kimlikler olmayacaksa olacak şey yurttaşlıktır. Yani yurttaş ulus gibi bir kavramdan söz etmemiz gerekiyor. Ve bu da Orta Doğu'da bugüne kadar eksik olan temel kavramdır. Türkiye'de vardı. Türkiye yurttaşlığı öne çıkartarak kendini korudu, esirgedi. Ama Orta Doğu'da bu yoktu. Orta Doğu buraya geldi. Son bir şey. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üye olan, aday olan bir ülke kimliğiyle, inşallah aday olacak, üye olacak bir ülke kimliğiyle Orta Doğu'da çok kısaca söylemek ihtiyacını duyuyorum. Su ve tarım etrafında bir birlik projesi inşa etmesi gerektiği düşüncesindeyim. Suya ve tarıma dayalı bir birlik. Bunu şimdiden Türkiye'nin kendi içinde tartışması gerekiyor. Akademisyenleriyle, gazetecileriyle, bilim insanlarıyla vesaire tartışıp, yani savaşın en koyu dönemi, evet, savaşın en koyu dönemindeyiz. Yani gece karanlığı öyle ama hani daha sonra da şafak sökecek. Yani bir barış olacak, bir barış gelecek. Ondan sonra Türkiye böyle bir tasarımıyla o masada, yani Kutul Amare ve Sykes-Picot güçleri diye tanımladığım çerçevede çok güçlü bir konuma gelecektir. Bütün bunlara yol gösterecek, şekil verecek bir güç konumuna gelecektir. Tekrar ediyorum, su ve tarım etrafında bir birlik projesini Türkiye geliştirmek durumundadır. Nitekim şu anda Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın doğal gaz konusunda yaptığı gibi. Yani. Şu anda bu bölgemizde Suriye'de ve Irak'ta bunlar yaşanırken tabii bu taraftan da çok dikkat çekmiyor belki şu anda kendi kamuoyumuzda bizim ve Türkiye'de özellikle hiç dikkat çekmiyor benim gözlemlediğim. Ama çok ilginç gelişmeler var. Yunanistan bu tarafta Güney Kıbrıs'la birlikte Avrupa Birliği üyeliğinin avantajlarını kullanarak Orta Doğu'daki bu diğer ülkeleri, Mısır'ı, şimdi Mısır'la Yunanistan ve Rum kesiminin ortak olduğu bir stratejik anlaşmalar imzalar birçok konuda. Sadece doğal gazla ilgili değil, bu aynı zamanda ortak savunma politikaları ürettiler. Şimdi geçen hafta Rum hükümet sözcüsü açıkladı. Mayıs ayı içerisinde sonuna doğru benzeri bir anlaşmayı Lübnan ve Ürdün'le yapmak üzere bu iki ülkenin dışişleri bakanları, müsteşarları Atina'da buluşacaklar. Önce müsteşarlar hazırlanacaklar. Sonra dışişleri bakanları bir araya gelecek. Sonra liderler ve dört tane üçlü anlaşma
meydana gelmiş olacak. İsrail ile şu anda var. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ürdün. Ve Yunanistan, Güney Kıbrıs, Lübnan. Bizim Reşat Bey 2011'e kadar yaptığımızı, 2011'de terk ettiğimizi şimdi bunlar yapıyorlar. Yani Levant dörtlüsü diye Ürdün, Lübnan, Türkiye, Suriye, İsrail bağlantılı olarak 2011'e kadar tam hemen hemen aynı alanda bizim yaptıklarımızı, bizim o yanlış siyasetimiz nedeniyle 2011'den bu yana aldılar. Şimdi bunlar yapıyorlar ve bize karşı yapıyorlar. Kullanacaklar bunu. Evet. Ve bu tabii ki şöyle bir şey, bu Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak tabii, aynı zamanda sadece tabii doğal gaz ve elektrik meselesi değil, ekonomik açıdan da Rumlar şu anda birçok Arap ülkesini ithalatlarını ve ihracatlarını yönetiyorlar aslında. Şu anda önemli bayilikler, Erdil Bey bunu bilecek, Güney Kıbrıs'taki Rum iş adamlarında da birçok ünlü markaların Orta Doğu ülkelerine Rum tarafının ana acentliği üzerinden bu sevkiyatlar yapılıyor. Bundan sonraki süreçte büyük bir olasılıkla bunu daha da geliştirecekler. Ama buna karşılık Türkiye şu ana kadar mesela bu su konusunu siz söylediğiniz çok önemli bir doğalgaza karşı çok önemli bir konudur kullanabileceği. Ama şu an itibariyle Türkiye'nin bu konuda ortaya bir koyduğu bir proje yok. Yok. Yani Kıbrıs'ta başlayıp bunu belki daha sonra iddia edildiği gibi belki Rumlara, daha sonra belki İsrail'e ulaştırılmasından söz ediliyordu ama şu ana kadar böyle bir proje yok. Bu şeyi biraz konuşalım istiyorum ben. Rum tarafı ve Yunanistan'ın bu Orta Doğu'da yani Arap ülkeleriyle geliştirmekte olduğu ilişkiler, bu stratejik savunma anlaşmaları ve doğal gaz anlaşmaları. Hep daha önce konuştuk. Mesela Besim Bey de çok ısrarla şeyi söyledi. En akıllı iş gazın, Kıbrıs'tan çıkacak gazın Türkiye üzerinden en kısa ve en ekonomik yol budur dendi. Aynı şekilde Mısır gazı için de söylendi ama netice itibariyle öyle bir noktaya geldi ki Yunanistan'ın transit merkezi olması Türkiye yerine kabul edildi. Bu anlaşmalarda bağlandı. Avrupa Birliği de 2 milyon euro teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için bir bütçe bunlara onayladı geçtiğimiz haftalarda. Buna baktığımızda Türkiye dışlanacak gibi görünüyor. Bu nasıl bir durum oluşturacak Türkiye açısından baktığımızda? Sizden devam edelim. Konuyu siz açtığınız için sonra Besim Bey'e geçelim. 2 milyon avro devede kulak böyle bir proje için bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Daha önceki programlarımızdan birinde söylemiştim, tekrar edeyim. Yapılabilirliği olmayan bir projenin yalnızca siyasi münazalarla devreye sokulmasını ben ticari yapılabilirliği olmayan onu kastediyorum. Ben çok olanaklı görmüyorum artık. Yani bu bölgede siyasi münazalara dayalı olarak bu tür büyük projelerin uygulanması çok olanaklı değil. Bundan sonra ifadesini şu nedenle kullanıyorum. Yani dünya enerji fiyatlarında ortaya çıkan değişiklikler, birim maliyetlerdeki farklılaşmalar, artık bu tür projelerin yürütülmesinde yapılabilirlik, ticari iktisadi yapılabilirlik kavramının önemini ortaya çıkarmış durumda. Dolayısıyla ben yine sizin söylediğiniz, Besim Bey atfen söylediğiniz o çözümün hala doğru olduğuna inanıyorum. Türkiye üzerinden olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii şu da çok doğru. Bir yandan da doğal gazı kullanarak, doğal gaz üzerinden savunma bağlantılarını kurarak bir Avrupa Birliği dışında bölgeye özel bir pozisyon elde etmeye çalıştıkları da açık. Bu tabii Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili geleceğimiz noktayla birlikte değerlendirilmeli Reşat Bey. Yani tek başına bunların Yunanistan'la birlikte böyle bir arayış içine girmelerine çok fazla bir önem atfetmem. Yani Kıbrıs sorunu nasıl çözülecek, ona göre bu önemli olabilir ya da bunun bir kıymet harbiyesi olmayabilir diye düşünüyorum. Evet Sayın Besim Tüvok, sizin bu olmaz diyorsunuz siz ısrarla ama o yönde de çok ciddi gelişme var. Bu anlaşmalar da bir taraftan imzalanıyor.
Ayrıca... Ya şimdi ben bir sürü şey söyleyeceğim de zaten kimse dinlemiyor. Hep söylüyoruz, söylüyoruz. Yok dinleyenler. Onun için diyorum söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Hadi yine arkadaş grubu arasındayız, söyleyeyim bari. Yani. Hiç söylemiyorum bunu. Senin seyircilerin, ötekiler için değil. Öyle yani bunun başka şeyi olmaz yani Murat Bey'in dediği gibi. Mantıksız bir şey. Yok bilmem neyin dibinden şeye götüreceksin boruyu Yunanistan'a. Akdeniz'de müthiş derinlikler var. Ondan sonra onun bakımı var, sigortası var. Oradan gazı Avrupa'ya yollayacaksın. Bunlar Rumların, bunlara normalde gülünür. Yani Avrupalılar bunu nasıl ciddi alıyorlar? Ben hayret ediyorum ya. Şimdi bu ama üzüldüğüm nokta bunlar öyle bir hava yaratıyorlar ki bak propagandada Rumlar öyle bir bize hava yaratıyorlar ki Türkiye'nin doğal gazın geçiş yolu önemini azaltıp pazarlıkta bizi şey yapıyorlar. Yani demek istiyorlar ki biz de mecbur değiliz. Bizim ikili pazarlığımızda bak ikili pazarlıkta biz çok beceriksiziz. Hele 2004 evet hayır kampanyasından sonra gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Kıbrıs'taki bütün politikacıların medyanın yaptıkları yani bu başarısızlık olarak okullarda öğretilmeli ders olarak. Yani bir iş nasıl bu kadar kötü yönetilir? Yani inanılmaz bir şeydir bu ya. Şimdi Rumlar uyanık, ikili görüşmeler yapıyoruz. Bizim elimizde gaz kozunu önemsetmemek için. Yani benim sana ihtiyacım yok ya falan basına. Senin bana ihtiyacın var bana. Tabii ki. Hem de hayati ihtiyacım var. Bir de bunun içinde Mısır'ın da ihtiyacı var, İsrail'in de, Lübnan'ın da. Çünkü hepsinin gaz şeyi, rezervinin Avrupa en büyük kullanıcı gidecek yeri bu. Hani onu elektriğe çevirip elektrikle denizin altından götürseler o da çok pahalıdır. Yani bunlar şey... Şimdi şeye geleyim. Ya bu evet hayır meselesinde bak geçen gün sizi tebrik ederim. Siz yazdınız 24 bak 24 Nisan evet hayırla ilgili tek yazıyı Reşat Bey yazdı. Kutlar bilmiyordum. Ne bir politikacı Kıbrıs'ta çıkıp da demeç verdi Rumlara veya kamuoyuna. Ya biz zamanında kaç sene evvel ya? 12 sene 12. 12 sene evvel. Evet. Biz evet dedik %63'le, karşı taraf %75'le hayır dedi, utanmıyor musunuz falan diyeceklerine, bilhassa Batı kamuoyuna, çünkü Rumlar ne söylesen hikaye. Ama hiç olmazsa Avrupa Birliği'ne hatırlatma diye bir şey yok kardeşim, inanılır bir şey değil ya. Sonra ben bunu iki defa Amerikalılarla konuştum. Amerikalılar da açık söyleyeyim, etik yani şey var, değerler sistemi var. Şimdi şöyle anlattım. Ya dedim ki sen 20 senedir görüşme yapıyorsun. Bu anlam planı 20 sene sonra çıktı ortaya. Tam 20 sene sürdü görüşmeleri. Butros Gali'nin ta zamanından beri. Bu görüşmelerde didiştin, uğraştın falan. Rum kesimi evet dedi, imza attı. Öyle değil mi? Kıbrıs Türk kesimi imza attı. Türkiye tamam dedi. Yunanistan tamam dedi. İngiltere tamam dedi. Avrupa Birliği tamam dedi. Birleşmiş Milletler tamam dedi, iyi mi? Ondan sonra referanduma geliyorsun. Referandumda evet diye imza atanlar, dikkat et, başkaları değil. Yani evet imzasını atan kenarda otursaydı gene bir derece. Hani Güney Kıbrıs'a muhalefet vardır onlar. Evet imzasını atanlar ağlayıp zırlayıp hayır oy verin diye müthiş bir kampanya yaptılar. Ve bizimkiler de nasılsa Rumlar evet diyecek, Türkler belki hayır der diye Türk tarafına yüklendi, öyle değil mi? Evet. Türk tarafına müthiş programlar, paralar akıtıldı, evet deyin, evet deyin diye. Hiçbir bizim diplomatın da, bu senin meslektaşlarını ilgilendiriyor. Yahu yazılı olarak Rumlar hayır derse ne olur diye hiçbir şey yok ortada. Bir Verhagen dedi ki işte izolasyonları kaldırırız dedi. Sonra ne oldu? Adamlar bir hafta sonra Avrupa Birliği üyesi oldular. Dediler, ya böyle bir rezillik olamaz. Bu nedir biliyor musun? Rumların yaptığı bütün dünya kamuoyuna karşı karaktersizlik örneğidir. Böyle bir örnek dünyada yoktur. Sen dünyada bu kadar sene uğraştığın şeyi imza atacaksın. Döneceksin referandumda aleyhine alayıp zırlayıp propaganda yapacaksın.
Bizler ne yaptık burada? Hiçbir şey abi. İnanamazsın ya. Bazı buradaki Türk politikacılar, Kıbrıs'taki anlam planından bahsetmiyorum. Sen şahit oldun buna. Sen de çok şahit oldun. Efendim bu Rumları rencide ediyormuş. Lan sana ne? Rumları rencide ediyormuş bu. Anlam planına. Siz hayır dediniz. Sizin suçunuz büyük. Bize bu planı lehimize değiştireceksiniz. Veya defolun gidin. Kendi ülkeniz var orada işte. Niye burası bağımsız ülke olmasın? Böyle bir ses çıkmadı kardeşim Kıbrıs'ta. Senelerdir. Bak bunu ben getirdim. Onu arkadaşlara gösterebilir misin? Bunu bilhassa getirdim. Reşat Bey senin programın renklensin diye. Evet güzel. Böyle özel ilan milan yapıyoruz. Erdil. Yani şey olsun diye. Bunu herkes çok okusun güzel bakalım. Adam. Çok güzel adam. Bak İngilizcesi olmayanlara da Daryal tercüme edecek şey olarak, mütercim olarak. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar son 34 yıldan beri bir açık hava hapishanesinde yaşıyorlar. Bunu ne göremiyorum. Şartlı tahliye. Parol. Ha, parol değil mi? O parlıyor da göremiyorum evet, onun evet, için. Evet. Ondan sonra bu duruma son verilmesini hak etmiyorlar mı? Evet. Yani şöyle, normal olarak müebbet hapse bile mahkum olan 30 sene sonra bırakılıyor. Evet, şartlı tahliye. Şimdi ben bu ilanı, tabii ben buraya geldikçe sinirleniyorum bu Türkiye'nin, Kıbrıslıların bu evet hayırdan sonraki tutumuna. Dedim ki ya bir İngiltere'deki gazetelere bir ilan verip kamuoyu yaratalım. Biz de çok biliyorsun çok ileriyi gören adamız. Gittik gazetelerle. Birçok gazete kabul etmedi ilanı. Bu sizin ilan verdiğinizde kapandı. Bu da ya ne uğursuzmuş. İlanı verdiğin adamlar üzüntüden kapattılar gazeteyi. Independent gazetesi de o sırada bir miktar satıyor 300-500 bin de buraya da geliyor. İtibarlı ama itibarlı bir gazete. İtibarlı. Ben bu ilanı neyse Independent'a full para ödeyip verdik. Tabi buradan ne bekliyordum biliyor musun? Bu ilandan dolayı bir tepki, bir yazı, bir şey bekliyordum. Hiçbir şey yok değil mi? Kıbrıs'ta da hiçbir şey yok. Valla gecikmiş olarak ben kutlayayım şimdi. Allah razı olsun. Eline sağlık. Doğrudur Murat. Allah razı versin yani. İçime oturmuş. Arıyorsun nasıl içime oturmuş. Farkındayım. Bu kadar para atıyor da geliyor. Kimse ne sesle ne sana kimse bir söylediği yok ya. Neyse. Ama bir şey bu çıkmayınca ben ilanlara devam edecektim her sene. Değişik gazetelerde. Baktık buradan bir ses de çıkmadı. Neyse ben çok uzattım. Ama üzüldüğüm nokta şu. Üzüldüğüm nokta, şimdi artık bizim silahlı çatışma devrimiz bitmiş, sınırlar çizilmiş. Bu bir kamuoyu mücadelesidir Güney ile Kuzey arasında. Ha biz de buna karşı düşüneceğiz ya. Düşüneceğiz yani Güney'e karşı kozlarımızı kullanacağız. En büyük koz nedir? Bizim evet oy verişimizdir. Bu legal, yani bu ülkeyi legal hale getirmiştir bu. Kuzey Kıbrıs legal bir ülkedir. Bak başka bir olay daha. Referandumun iki tarafı olması nedeniyle. Bu zaten birleşik. Biz evet dedik abi. Artık biz legal bir ülkeyiz. Tanınmamız lazım. Ya Bosna olayı oldu Srebrenica'da. O iğrenç bir olaydır. Göz göre göre 8000 küsür kişiyi katlettiler ya. Ve nasıl biliyor musun? Birdenbire 8000'i vermediler. Mesela 300 kişiyi veriyorlar. 300 metre ötede katlediyorlar. Orada devam ediyor vermeye. Ulan bari 300'den sonrakini kes. Ya. Bu Hollandalılar şimdi göğe Hollanda'da yargılıyorlar da bilmem ne. O da iyi. Çoktan iyi. Ya bu Srebrenica olayı var ya. Utanç verici. Dünya tarihinin iğrençlik konusunda olacak bir olay değildir. Ama Avrupa Birliği'nden biri geldiği zaman buraya işte garantiler marantiler ne gereği var dediği zaman şak diye Srebrenica'yı gözüne dayayacaksın. Doğru. Sen utanmıyor musun lan diyeceksin. Ama yok abi bir tane söylüyor mu? Sen şimdi buradaki idaredeki hepsiyle yakınsın. Srebrenica'yı Avrupa Birliği üyelerine hatırlatan var mı? Bosna nasıl bağımsız oldu? Kosova nasıl bağımsız oldu hatırlatan var mı? Onu değil kendi bize yapılanları hatırlatan yoktur. Bu arada vazgeçtim seni. Hayır yani. Şimdi bize geliyorlar mesela. Bize yapılanları. Ya işte Avrupa birleşti, Almanya birleşti. Ulan Almanya burasının ne alakası var? Bize Taşkent köyünde yapılanları anlatan yoktur burada şimdi. Onun için. Sonra bir tanesi mesela İskoçya bağımsızlık için oylama yapınca
Ki 52 oyla evet birlikte kaldılar. Yani aleyhte çıksaydı ayrılıyordu İskoçya. Hiç Avrupalı ayağa kalktı mı İskoçya niye ayrılıyor diye. Yok. Saygı evet. duydular abi. Doğru. Niye bizim oylara saygı duymazlar? Yani bu konularda şeyimizi müdafaa etme açısından ben şeyi eksik görüyorum. Çok değerli insanlar, kültürlü insanlar, bizim Kıbrıslılar, başta Cumhurbaşkanı, diğer bakanlar ama bu konularda şey olun ya, bir karşısı kırılacakmış. Kırılmaz kardeşim, kırılmaz. Ne Avrupa Birliği kırılır, ne Rumlar kırılır. Tabii Türkiye'nin de yanlışlığı oldu. Yani buna rağmen Türkiye'de müzakerelerin sürdürülmesi için bir adım önde vesaire. Politikasını sürdürdü. Sürdürdü. Evet. Yani, şu anda sürdürüyor. Şu anda sürdürüyor ama yani hemen 2004 oylamasının ardından Türkiye hükümeti bu söylemi kullanmaya başladı. Yani bunun bir faturasının çıkarılması, bunun bir değerlendirmesinin yapılması. Ki Avrupa Birliği söz vermiş. Söz vermiş, onun gereğini yerine getirmemiş. Yani evet. çok açık olarak bu yaşanmış. Ayrıca kurucu irade, ulusal irade, cari irade vesaire bağlamında biraz önce Besim Bey'in söylediklerini de burada önemsiyorum. Yani eğer iş oylama noktasına gelmişse Birleşmiş Milletler bir irade tercihini sorma ihtiyacını duymuşsa hem de kendi genel sekreterinin hazırladığı adıyla, metin. Evet. Yani başka birinin hazırladığı metin değil ya. Anlam planı. Evet. Yani Birleşmiş Milletler genel sekreteri damgasını vurmuş. Adını vermiş. Genel sekreterin adıyla bunu ortaya koymuş. Şimdi birisi kabul etmiş, birisi kabul etmemiş. Yani demek ki bir irade şekillenmesi ve farklılaşması uluslararası meşruiyeti olan bir şekilde ortaya çıkmış. Şimdi bunu kullansana, bunun üzerine gitsene. Bunu bir yana bırakıp da bir adım önde olacağım. Yeniden görüşmeler ifadesinin kullanılması yanlış. Yani yalnızca ya, buradakilerin değil, Türkiye'nin de yanlışlığı var bunu burada. Bunu çok doğru söyledin. Benim eksiğimi şey yaptın. Asıl sorunu Türkiye tabii. Çünkü burası tanınmayan bir ülke. Çok doğru şey yaptın Murat. Asıl sorunu Türkiye. Türkiye'nin ortalığı ayağa kaldırması lazımdı. Ya bir başka şey daha oldu. Sen hatırlattın. Annan yazı yazdı abi Güvenlik Konseyi'ne. Hmm. O bu olaydan sonra. Biliyor musun? Rusya veto etti yazıyı. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, evet. Çok doğru. Rusya veto etti. Biz o sırada Rusya'nın en büyük müşterisiyiz. O planda şeyin Annan'ın yazısında buraya izolasyonların kaldırılması teklifi vardı. Artık geçerli bir sebebimiz yoktur diyor orada. Yani evet, bunları evet, sürdürmek evet, için evet, hiçbir sebebimiz evet, kalmadı diyor evet, orada. Evet. Oradan zıngadak veto etti Rusya. Doğru. Ve ben evet, biz şaşırdık. Türkiye bunu niye engelleyemedi? Niçin ağırlığını koymadı? Çok doğru. Hatta bazıları bize Türkiye veto ettirdi Rusya'yı falan diye bir tuhaf bir şey de söylediler. Öyle bir şey olabilir yani, ya. Bizim Türkiye'nin yani, anlamadığımız kadar Türkiye'nin büyük politikaları. Murat Bey'in dediği gibi Türkiye'nin büyük ebledliği. Biz tabii buradakilere yükleniyoruz Kıbrıs'ta olduğumuz evet, için. Ama evet, dediğin çok doğru. %75 Türkiye'nin kabahati, buradaki sessizlik, uyuşukluk. Ya bir de Rusya'dan, bunu anlamıyorlar abi. Rusya'dan biz gaz ve petrol alıyoruz. Biz müşteriyiz, güçlü olan biziz. Rusya'dan gaz alıyor, o mahkum sana. Sen ona değilsin. Parasını veriyorum. Ben istersen başka yerden alırım. Yani o konuda maalesef. Alıcı piyasası. Ama gene de bunun peşini bırakmamak lazım. Mesela şu Anna'nın yazdığı metni bulabilir miyiz? Buluruz. Güvenlik Konseyi'nin. Tabii buluruz. Tabii. Onu bul da bir dahaki şeye, belki gazeteye masaya koyarız. Onu alıp aynen. Güzel bir habercilik aynen, konusu olur. Onu yaymak lazım. Ben kabul edeyim. Evet, şimdi müzakerelerin bu savasında tabii o nasıl bir... Ay güzel olur. Çok iyi. Deli misin canım? Yani orada çünkü... Karşı tarafı köşeye sıkıştırıyorsun. Besim Bey'in dediği gibi orada bu ambargonun gerekçesinin kalktığını ifade ediyor. Yani bugün kalkacak diyoruz ya, zaten kalkması lazım o zamandan. Yani bugün sürmesi gayri insani, gayri ciddi bir şeydir. Olamaz. O nokta çok mühimdir ve ben onun yeteri derecede işlemediğimiz, yani işte kabul edilmedi artık deyip de üstünden sünger geçirmesine ben... Tabii Kıbrıs değil bu dediğimiz gibi, Türkiye'nin yapması lazım. Çünkü Kıbrıs'ta bizim konuştuğumuz burada kalıyor. Yurt dışına yansımıyor. Hiçbir yabancı ajans, hiçbir ülke yetkilisi bizi dinlemiyor. Belki yabancı elçilikler bir miktar tercüme ediyordur. Şimdi isterseniz bu noktada Erdil Bey böyle dönmüşken sonra da Erdil Bey'e geçeyim. Bu Kıbrıs meselesini konuşurken ekonomik boyutunu
sizinle değerlendirelim. Yani Rum tarafı doğal gazı eline aldı, kullanıyor. İşte doğal gazdan şöyle çıkacak, böyle çıkacak, zenginlikler evet. olacak. Bunu Kıbrıs'ın bütün için kullanacağız. Evet. Bunu ne bileyim işte Kıbrıs'ın yeniden imarı için bir kısmı kullanılabilir. İşte 20 senede şu kadar para hedefleniyor doğal gazdan. Evet. Ama öte taraftan Rumlar ekonomik açıdan da ciddi atılımlar yapıyor. Özelleştirmeleri var. Limassol Limanı geçen hafta artık imza atıldı. Evet. Özelleştirildi. 25 yıl 2 milyar euroya yakın bir para alacaklar oradan özelleştirme çerçevesinde. Yerli firma mı? Yok, 3 yabancı şirkete kiraladı. İçinde bir tane de yerli var, 2 tane de yabancı. 3 ortak şirket 10 milyon euro peşin verdiler. 25 yıllığına limanı kiraladılar, özelleştirdi. 25 yıl içerisinde toplam 1 milyar 900 milyon euro gibi bir geliri olacak. Harcama yapacaklar mı? Rum kapasite artırılması falan yoksa olduğu zaten gibi. Zaten onlar Avrupa standartlarına bir limandı. Bizim Magosa Limanı'na benzemiyor. Bizim tabii böyle bir Magosa Limanı için konuşmak çok yanlış ama ne diyordu bizim hükümetlerimiz? Magosa Limanı'nın da bir Avrupa standartlarına evet. getirilmesi için özelleştirilmesi lazım diyen çıktığı zaman stratejik önemi vardır. Limanlar özelleştirilemez gibi bir görüşleri vardı bizde. Halbuki şimdi limanların özelleştirilebileceğini karşı taraf bize başka ülkeye bakmaya gerek yok gösterdi. Türkiye'de en çok özelleştirme limanları. Türkiye limanı yıllardır özelleştirdi. Oh, telefon Murat öyle. Bey, Murat Bey çok yakar o telefon işi. bu konunun dışında yani yine ekonomik açıdan ciddi ciddi adımlar atıyorlar dediğim gibi. Bizim Kuzey Kıbrıs'a ise iki tane dayanak noktamız var. Bir tane Türkiye'nin buraya gönderdiği yardımlar ki onun da tamamını kullanmadığımız ortaya çıkıyor. Proje sunmadığımız için ayrılan kaynağın geçen yıl mesela 2015 yılını araştırdım. 2015 yılının %60'ını falan kullanmışız kaynağın. 1,5 milyara yakın bir kaynak ayrılmış. Biz bunun 859 milyonunu kullanmışız. Proje yok diye. Ama bu arada da ufak tefek de olsa sevindirici gelişmeler var. Şimdi hava yeni hatların açılması, Diyarbakır uçuşları başladı. Gaziantep yakında sıraya gelecek. Bu konuda yani müzakerelerde elimizi güçlendirmesi gereken ekonomik atılımlar konusunda sizin düşünceleriniz var. Şimdi geçen hafta House for Cooperation diye bir yer var biliyorsunuz. Litre Palace'a giderken Litre Palace'ın karşısında İki toplumlu müzakerelerin ve konuşmaların yapılabileceği bir ortak kullanım yeri olan bir nokta var. Orada İş Adamları Derneği'nin bir paneli vardı ve o paneli ben yönettim. Yüksek İstişare Konseyi Başkanları olarak rica ettim şimdiki başkan. Onu yaptık. Türkler, Rumlar, Yunanlılar, yabancı bir diplomatlar filan hepsi oradaydı. Bu konulara biraz ben kendi açış konuşmamda değindim. Burada keşke burada iPad'ım olsa açsaydım ya da başka bir toplantıda getirdim. Ana nokta şudur. Biz senin sorunun içinde soruyla beraber cevabı veriyorsun. Yani işte yardım geliyor Türkiye'den. %60'ını kullanalım, %40'ını geri gelin. Yani beceriksizliğimizin da faturasını ne Ruman ne kendi kendimize şey etmemiz lazımdır. Fakat orada benim değindiğim konu başka. Orada diyorum ki bu 2004'teki referandumda hayır demekle bir şey murad ettiler. Yani bir şey oluyordu. Neydi oradaki olay? 2004'ün işte bir hafta sonra Avrupa'ya ben gireceğim. Nasıl olsa kalkan Avrupa yani koruma. Ekonomi de Avrupa. O zamana kadar da Avrupa'da ülkeler batmaya başlamadıydı. Dolayısıyla Avrupa böyle hayal edilemeyecek kadar üst noktalarda bir şey görünürdü. Ha biz, ben Türk-Yunan Forumu'nun daha doğrusu ayrı bir Harvard grubunun bir mensubu olarak altı Türk, altı da Rum eski Dışişleri Bakanlarından Kenan Atakoğlu, Çetin Kürşat falan hepimizin olduğu ben Kutlay. Bir grup onlardan da şu anda bakan seviyesinde olan adamlar. Mihalis Papapetro, Averof, Neofitu vesaire içinde olan ve 6 ay değişik ülkelerde gezdik biz bu adamlarla ve en sonunda 2 kere Amerika'da, 1 kere İrlanda'da, bir defa İsrail'de bulunduk. İsrail'de 4. toplantımızdı diyoruz Kudüs'te ve çok ayrı başladığımız bazı noktalardan belirli bir noktaya kadar getirdik yani ortak anlayışa.
bu işin başında Robert Rothberg diye Amerika'nın World Peace Foundation'ın başkanı, Harvard Üniversitesi'nin yani dünya çapında bir profesörü, moderatörümüz vesaire. Ve iki ay sonra yani Aralık ayında Kudüs'te oldu toplantı, 1999. 2000'in Şubat'ında da Ürdün'de, Amman'da yapıyoruz 5. toplantıyı. Oradaki toplantıda bütün şekil vesaire ansızdan değişti. 180 derecelik U dönüş. Ben de benim odamdaydım, biraz geç geldim 3-4 dakika toplantıya. Yüzler dahi değişti, insanların duruşları, bakışları filan. Dedik hayrola ne oldu? Dediler ki vallahi işte Amerikalılar o konuşmalarımızdan bir kağıt hazırladılar. 10-12 sayfalık. Reşat Bey seninle paylaşırım bir zaman. Bir tek bende var o kağıt çünkü, kimse de yok. Rumlar ısrar etti. Dediler ki bunu toplamazsanız biz bu toplantıyı terk ediyoruz. Ya, ya dedik bu toplantı, bu kağıtlar, beraber konuştuk. Yani biz elinden tutup profesöre bir şey yazdıracak halimiz yok. Eğer rüşvet verdik de, bunu da kullandım bu kelimeyi, aldık diyorsanız siz bizden çok daha zenginsiniz. Çok daha kolay alırdınız. Üstelik de böyle dünya çapındaki bir profesör daha hakarettir yaptığınız dedi. Nedir konuşalım? Ne, bir gün sonra toplantıya girdi. Çünkü Türk ve Rumlara eşit bir ortam hazırlayacak. Fikirler oraya i̇şte yansıdı. Alman planının... Bu gündeme geldiği zaman onların egemenlik kavallarındaki zihniyeti bertaraf edilmiş oluyor. O zaman da bundan çekiliyorlar. Tabii, ama yalnız bütün şey budur. Bunu tamam. Bizim değiştirmemiz asla katla mümkün değil. Çünkü bu ideoloji beyinlerindedir adamlar. Tamam Reşat'cığım bak dinle. Ben senin kadar kötümser değilim. Şimdi orada olması, yani neden oldu bu olay? Çünkü bizim Aralık ayında biz Kudüs'teyken Helsinki'de Türkiye'yi davet ediyorlar. Hatta biliyorsun Ecevit gitmeyeceği gittiği. 99 Aralık. 99 Aralık. Meşhur. Meşhur. Ve gidiliyor. Ve bize diyorlar ki yani size de Avrupa müzakereleri için bir kapı şöyle açıyoruz. Ama aynı anda Rumlara diyorlar ki 4 sene içerisinde barış olsa da olmasa da sizi biz Avrupa'ya alacağız. Alacağız. Burada bir eklemede bulunabilir miyim? Burada bir eklemede bulunmak istiyorum. Şimdi bu çok speküle edilmiş bir konu olduğu için ve KKTC'de böyle bir programı yapmakta olmamız nedeniyle içimde bir ukde olarak kaldığı için söylemek istiyorum. 6 Mart 1995'te Gümrük Birliği kararının alındığı Ortaklık Konseyi toplantısında Kıbrıs'ın sırf Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girmesi için peşkeş çekildiğine ilişkin çok sayıda önemli Türk siyasetçi tarafından, KKTC'li siyasetçi tarafından ve de akademisyen tarafından, her iki ülkenin, Türkiye'nin ve KKTC'nin akademisyenleri tarafından yalan bir bilgi sirküle edildi, dolaştırıldı. 6 Mart 1995 tarihinde ben Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak 50. hükümetin sorumlusu olarak oradaydım. Kıbrıs'la ilgili hiçbir şey gündemde olmadığı gibi ben orada yaptığım konuşmada Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili yaklaşımına, anlayışına, tavrına ilişkin ilk kez Avrupa Birliği platformunda çok açık bir tavır tanımladım ve ortaya koydum. Çok ilginç. 6 Mart 95'te Kıbrıs'ın peşkeş çekildiğini söyleyen kadrolar 1999 aralığında sizin söylemiş olduğunuz aynı metinde hem Türkiye hem de KKTC ile ilgili, Kıbrıs'la ilgili aynı metinde karar alınmasına tepki göstermediler. Bunu da bir tespit olarak, çok özür dilerim sözünüzü yani böldüm ama. Tabii ilk kez. Tabii ilk kez. İtiraz etselerdi. Yani o başka, yani rahmetli Demirel'in tabii bunun Türkiye için taşıdığı öneme ilişkin girişimlerini biliyorum. Yani ona hakta bir ölçüde veriyorum. Ben sadece bir tespit olarak yapıyorum. Yani ikisinin aynı metinde, aynı kağıtta, aynı kararda olmaması gerekirdi. Onun ben burada tespitinize katılıyorum. Biliyorum iki olayı da. Fakat 99'daki yaptığımız yanlışlık, çünkü artık net oraya kağıda döküldüğüne göre anlaşma olsa da olmasa da 4 sene sonra alacağım. Bizim de bir aşağıdaki paragraf, bizimle ilgili olan paragraf, Reşat Bey onu işledi, çok onun için biliyor. Günü geldiği zaman
tarafların da tutumuna bakılacak. O zaman, ama çok mühim. Bakın bir dakika. Çok doğru. Bir çok mühimdi. Biz ne yaptık o arada? Biz 11 ay hiçbir müzakereye gitmedik. Yeah. Hiçbir müzakere. Yani biz elimizle altın tabakla verdik. Ha, o tamam. Tamam. Yani lütfen. Şimdi biz o 11 ay. Çünkü orada şöyle bir durum var. Eğri oturup doğru konuşma diye bir tabir var bizde Türkçe'de. Avrupalı ve dünya çok hazır da bunların propagandasına inanmakta. Şöyle der sana. Eh der, Türkiye, Kıbrıs'a bir kavga oldu Rumlar, Türkler. Türkiye'de kocaman bir devlet geldi, rak dedi, işte bir harekat, %36'sını adanın aldı. Şimdi de çıkmaz, işte denktaşı tuttu maaşlı olarak orada, birkaç tane adam etrafında. Hiçbir şeye ne desek hayır derler. Neticede Brüksel şeye gidiliyor, görüşmelere biliyorsunuz, kendi gitmiyor iktidar Türkiye'de değişince. Şimdiki Dışişleri Bakanımızı gönderiyor. O da odaya kapanıyor ve gitmiyor. Şimdi o zaman sen gitmedin de veriyorsun. Bitti. Şimdi yani 2004'te referandum oldu da bir hafta sonra geçti değil. 2000'de olayı biz şey ettik. Şu anda ben... Ama, senin sözünü kestim. Ben Avrupalıların görüşmeye gitseler bile iyi davranmayacaklar. Çünkü neden bak? Burası hayır diyerek Avrupalılara da büyük kazık attı. Doğrudur. Söyle aldatıldı dedi. Askıya alırdı bunu. Hayır, yani iyi Avrupalının iyi niyetli olmuşlar da değil. Bizimkiler. Besim, inan ki demezler yani. Ben inanmıyorum. Bizimkiler görüşmelere devam etselerdi dahi o hakkı aldıktan sonra 99'da Avrupa hiçbir zaman ya işte bunlar iyi davranmıyor, Avrupa Birliği'ne almayalım demezlerdi. Çünkü Yunanistan şantaj yapıyordu. Evet. Kıbrıs girmezse diğer dokuzunu da imzalamam. Genişlemeye veto edeceğim dedi. Yani gerçi niyetleri ciddi olsaydı Yunanistan'ın o vetosu Avrupa Birliği diyecek oturduğun yerde. Yani niyeti ciddi olsaydı Yunanistan öyle tek başına Avrupa'yı veto edecek. Onun için Avrupa Birliği deyince Avusturya bir faşistik bir şey başkan seçti. Hemen ve dedi bunu değiştirmezsen dedi. Anında değiştirdim. Bitti. Değil mi? Yani Avusturya yaptı bunu. Bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Burada finans krizi olduğu zaman şeylerden %40 kesin dediler. Evet. Değil mi? Mevzuatlardan. Meclis toplandı burada. Reddetti bunu. Ne oldu biliyor musun? Öğleden sonra tekrar toplandı, kabul etti. Bir zılgıt yedi. Hatta ilk de hazdı. Mesim %41'incisinde değildi. Birincisinde %10-15'ti ve bazı tasarruflar vardı. Yani daha yumuşaktı. Yani buranın yuları Avrupa Birliği'nin elinde. Şimdi toplandık %40 yapacaksın. Bunların yuları Avrupa Birliği'nin elinde. Şimdi onun için biz Avrupa Birliği'ne hedefimiz o olmalı. Müsaadenizle ben toparlayayım. Şimdi oradaki toplantıda ben şunu izah ettim, özellikle Rum izleyicilere. Siz dedim, yani Rum tarafı ve Yunanistan, her gördüğünüz parlak taşı, yerde bir cam parçası bile parlasa, bunu dedim elmas zannediyorsunuz. Veyahut da çok değerli bir madde zannediyorsunuz. Ve onun üzerine doğru gidiyorsunuz. Ve esas en güzel pırlanta, en güzel şey barış olduğunu kaçırıyorsunuz. Ve siz sürekli, Verolandis'ten misal verdim, adam kitap yazdık, sizin kaçırdığınız, bunu da söyledim. Bunlar yazılıdır yani benim konuşma metnimde. Ve şunu dedim genelde, siz dedim, 2004'te niye şey ettiniz dedim, kaçtınız? Çünkü dedim, Avrupa Birliği'ni dedim, bulunmaz büyük bir nimet. Hem para bakımından, para matbaası, hem Türkiye'ye karşı size kalkan olacak. Oradan. Şimdi dedim geldi tam iki tane bir ekonomik kriz yaşadınız. Sallandınız bir probleme girdiğini filan. Denizde şimdi bir gaz olayı çıktı. Şimdi ona güvenerek işleri sallıyorsunuz ki dedim. Bunu dedim nimet. Ama dedim unutmayın ki iki şey var. Böyle bitirdim konuşmamı. Biz dedim şu şey temelinin barış olması. Çünkü barış olursa burası Singapur. Hatta Singapur'dan ileri bir ülke olabilir. Çünkü dedim Türklerin de Rumların da çok yetişmiş, çok lisan bilen, üniversite mezunu, dünya kadar gençlerimiz var. Lokasyonumuz ondan da daha iyidir. Etrafımıza Mısır, İsrail, Lübnan, Türkiye gibi bütün Orta Doğu ülkeleri var. Ve biz güzel bir adada oturuyoruz. Yani servetimizde buluşalım dedim. Ha, veyahut da dedim ikinci şık da şudur. 10 sene sonra 2023-2024'te tekrar burada oturacağız.
Bu tip konuları yine konuşacağız. Fakat siz o zaman dilim içerisinde bırakın bir şey alamamayı ekstradan. Bugün tereddüt ettiğiniz ve istemediğiniz şeyleri isteyeceksiniz. Her zaman da öyle oluyor arkasından. Rolandismon hareketi onları çok iyi hatırlıyorum. Ha, nereden nereye? Her defasında kaybediyorlar. Biraz daha gidiyor. Reşat'cığım kalktılar. Bitti toplantı. Tabii çok kutladı ve özellikle Rum tarafından adamlar diyor ki bizim dediler kültürümüz, eğitimimize, gençlerimizi eğittiğimiz yanlış işler vardır. Adam kalktı bir tanesi ticaret odasının temsilcisi o durum tarafından. İki tane çocuğum var diyor. Adam benimle, bizimle dost adam. Buraya getiremiyorum diyor adam. Şimdi dolayısıyla ben son noktayı şöyle söyleyeceğim sana. Getiremiyorum tabii çünkü. Şöyle diyeceğim. Ekonomik olarak biz daha iyileri. Biz 10 sene evvel böyle güzel otellerimiz bizim yoktu. 10 sene evvel bu turizmimiz. Şu anda ne dedi geçen programda biz ve katıldım. Biz eşit şartlar altında turizmle çok rahat rekabet edecek hale geldik. Bir, eğitim 80 bin 90 bin eğitim şeyimiz vardı. Öğrenci vardı. Ve önümüz, ufkumuz çok açıktır. Dolayısıyla bu arada ne oldu? Ne kaybettik? Bir çakıl taşı verildi mi? Bir herhangi bir taviz verildi mi? Hiçbir şey verilmedi ve hiçbir şey... Onun için bu ekonomik yatırımların kuzeyde devam etmesi gerekiyor. Şarttır. Ben adam gibi, yani memur şekilde... maaşı olarak değil, evet. Kıdem tazminatı olarak değil, efendime söyleyeyim... Yatırımlar için. Mesela ha, overtime güzel yatırımlar olarak, güzel olması yatırım. Için. Yani devleti küçültüp evet. üretim. Çünkü şu anda şöyle bir mentalite oturmuştu Kıbrıs'a. Adam burada veyahut da ben de veyahut da herhangi bir özel sektör çalışırsa kendisini hala da İşsiz zanneder. Aynen öyle. Öyle. Özel sektörde çalışan işsiz. Adam işsiz. Hakikaten esmi değil bu ha. Ne yapıyorsun? İşsizim de. Halbuki bir yerde çalışıyor ama memuriyet bekliyor ya. Evet. Asıl iş orası. Bu mentaliteyi biz değiştirmek için 15 sene evvel Tansu Hanım'ın zamanında hatırlarsın. Turgut Özal Bey'in de hayatında hayattayken tek sosyal güvenlik dediğimiz bir şey. Yani evet. adam... O zaman Özal Bey parasını da verdi ama. 200 milyon dolar mı lazım dedi. Para söyleyeyim. Da verdi. Hepsini vereyim size. Ondan sonra paraları çünkü memur maaşına kullandılar bizimkiler. Bunun Texas'ta güvenlik yapacak. Serbest bölge için değil mi? Yok. Tek sosyal güvenlik abi. Bir para devlet memuru prim yatırmadan bir devlet müsteşarı bugün 9 bin maaş alıyor ya brüt ya da net. 8 bin emekli olduğu zaman alıyor ve bir de 30 sene de kıdem tazminatı alır 200-300 bin lira. 300 bin değil ben. 500 bin. 1000 falan diyorum. Evet. Ve inanılmaz bu arada. Hayır. Çok iyi bir yer. Sosyal yani. Sigortadaki adam hem kendi hem işvereni daha çok prim ve katkı veriyor. Çıktığı zaman toplu bir şey alamıyor. Aldığı da 2 bin lira emeklilik. O da şimdi biz, şu anda. Bizim, yani. Biz ne hakkıyla Rum bize çifte standart yapar? O da şimdi biz şu anda kendi, o da kendi, tehlikede. Yani o da, işçinin emekliliği orada para kalmaz diyorlar. Çünkü sigorta battı, maaş ödeyemiyor. Nasıl devlet gelecek? Nereden bulur da memurun emeklisini? İhtiyaç sandığı battı. O da yani verdiği kredileri geri alamıyor diye. Onun için işçinin ikramiye kendi parasıyla işveren ve işçinin kesintileriyle oluşan bu ikramiye şansı ihtiyaç sandığında şu anda tehlikededir. Çünkü paralar batmış sosyal sigortalara, batmış Kıbrıs Türk Havayolu'na verildi. Ellerinde bilanço üstünde para görünüyor ama gerçekten kasalarında bu para yok. Son Daryal Bey'le bağlayalım bitsin. Ama bu eğitim sistemlerinde Rum iş adamının söylediğine çok katılıyorum size. Bir somut örnek yaşadık. Bilmiyorum Sayın Karayalçın o dönemlerde Türkiye'de daha aktifti. Belki duymamıştır bu konuyu. Bu sınır kapılarının 2003 yılında açılmasından sonra Güney Kıbrıs'ın bir eski Tarım Bakanı Kostas Temistekleos isminde ve Kuzey Kıbrıs'tan iki tane iş adamı, çok ünlü iş adamı, bir tanesi hatta Özal'ın prenslerindendi, eski Kıbrıs'ı Türkler'den eski iş adamlarından Bülent Şemiler ve Sayın Ramiz Manyera. Bu üçü ortak bir şirket kurdular. Ve daha ilk işi yaptıkları anda iki tarafta da hesap açtılar adanın. İki tarafta da teşkil ettiler. Hem kuzeyde hem güneyde teşkil edilmiş bir Kıbrıs şirketi. İlk işte daha Kostas Temistekleos'un payına düşen para çek yazılıp verildi kendisine. Bankaya götürüp yatırdığı zaman çeki ki kişisel haklarımdır, özgürlüğümdür benim. Bu bankaya yatırdığım bir çekim. Sen fotokopisini çekip ertesi gün gazetelerde yayınlatamazsın bunu. Ertesi günü bir Rum gazetesinde
ve bütün gün o gazetenin bağlı olduğu Medya grubunun televizyonunda döndü çek yaprağı. Bak dedi, Türklerle iş yapıyor, Türklerin parasını alıyor, geliyor. Hain mi bilmem ne, adam bir anda vatan haini ilan edildi. Ve eski Tarım Bakanı, bu bakanlık yapmış bir adam. Sağ çizgide de bir adam. Ne oldu? Şirket bitti o anda. Bu şirket faaliyetleri sona erdi. Devam ettirilemedi. Ortak. Bunları görerek tabii ki çözümle ilgili müzakere süreci devam edecek ama biz de kendimizi kuzeyde kalkındırmaya devam edeceğiz. Bir şey ilave yapayım sizin şeye. Yani hakiki bir hikaye olduğu için. Zannediyorum 3 sene evvel güneyde çok Rus yaşıyor ve özel gazeteleri var. Rusça çıkıyor yani, Rus alfabesiyle. Geliyorlar bizim Merit Lefkoşa Oteli'ne. Diyorlar ki ya bize ilan verir misiniz diyorlar. Tamam diyorlar. Otel oraya ilan veriyor. İlan da şey olarak çıkıyor, Rus harfleriyle. Anlaşma yapıyorlar. Ertesi gün geliyorlar. Diyorlar ki bunlar bizi yakacaklar. Tehdit aldık. Vazgeçiyorlar. Ya o falan. Parayla ilan yaptıramıyoruz. Bu, bu gazetede ne gazetesi biliyor musun? Rusların kendi aralarında 500 bazen. İşte böyle. Hasta, evet, hasta. Community paper yani. Böyle. Ve buna bilen. Biz bunu oda olarak, ben odadayken söyledim bunu. Dedim ya, dedim sizin istediğiniz ticarethane, orada mallar, alışveriş. Bizim bütün gazetelerimizde, Kıbrıs'ta da orada da tam sayfa ilan veriyor. Maddelerin isimleri, fiyatlarını. Biz dedim bir ilan versek, ya bizde mermer var gelin alın ya da şu var. Bunu alamıyorlar yani. Fuara katılıyor. Gördük biliyorsunuz. Utanmazlıkları da evet. Bizimkiler gidiyorlar güneyde alışveriş yapıyorlar. Böyle şeylerle. Buradan adam yarım kilo hellimle gitse el koyuyor. El koyuyor kendisine. Ama bunu niye batınlara anlatmıyoruz ya? İşte anlatamıyoruz. Ya bunların bu hasta olduğunu. Ama en olduğunu... mühim daha güzel bir şey var. Erdil Bey bunu biliyor. Uluslararası Kıbrıs Fuarı adı altında bir fuar var Rumlarla. Birçok ülke katılıyor. İlk sınır kapıları açıldıktan sonra Kıbrıs'ı katılsınlar dediler. Kıbrıs'ı Türklere de bir yer verdiler orada. İlk yıl 26-28, 30-35 belki firma bizden. Ertesi yıl bu sayı düştü. Ertesi yıl daha da düştü. Ama çıkarılan müşkilatlar. Daha da düştü. Çünkü sorun çıkar. Bırak sorun da şu. Mesela adam kahve imalatçısı burada. Kahve, yerli kahve üretiyor. Fuara kahve giderken götürecek. Fuara kahve götürecek. İkram etsin. İki paket kahve. Hayır diyor, götüremezsin de. Nasıl bu fuar? İşgal bölgesinden bu kahve gelemez diyor buraya diyor. Adam fuarda pavyon işletecek orada. Pavyonda ikram edecek gelinleri. Bu benim kahvem diyecek. Yaptırmıyor. Aynı onun için sonunda 2-3 yıl gitti bu olay. 2-3 yılın sonunda bu da durdu. Öyle anlatıyorlardır. Türkler çekildiler. Yer gösterdik ama kabul etmediler. Belki de bunu... Onların yaptığı hikayeler inanılmaz. İnanılmaz bir durum. Bu Iglesias, Julius Iglesias'a biz maalesef buraya gelsin diye galiba 6 sene evvel $250,000 para verdik abi. Tam gelmek üzereyken bir baskı, bunların Londra, Washington'daki büyükelçisi, oradaki bilmem nesi, adamı korkuttular, gelmedi. Evet. Yani yoksa bunların şirretliği devam eder. Evet. Peki son sözü Sayın Dayır Albatıbay'la bitirelim bu akşam. Evet, yani aslında bu son turda söylenenleri paylaşıyorum ben de büyük ölçüde. Bu enerji konusunda, gaz ihracatı konusunda Kıbrıs'ın ekonomik bölgesindeki gazın pazarlanması konusunda, uluslararası pazarlanması konusunda Türkiye'ye mahkumdur Kıbrıs. Yani bunun başka bir ekonomik seçeneği yoktur. Hatta tek başına bile, daha önceki programda da söylemiştim galiba, tek başına Kıbrıs gazının pazarlanması ekonomik değildir. Çünkü yeterli değil rezervler. Ancak İsrail rezervleriyle birleşirse Türkiye'ye bir boru hattı döşenmesi ekonomik olacaktır. Dolayısıyla yani Kıbrıs Rumlarının bir kararı da değildir bu tek başına. Ancak bir İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalizasyonu ve bir gaz ihracat anlaşmasına Kıbrıs gazının eklenmesiyle bu mümkün olacaktır. Bir de çok Yunanistan'dan bahsedildi. Bir noktayı belki görmekte, dikkate almakta fayda var. Yunanistan gene bir mali krize doğru gidiyor yavaş yavaş Avrupa Birliği ile. Bakın IMF, bu Troika'nın parçası olan IMF ısrarla Yunanistan'ın borcunun bir kısmının hiç olmazsa silinmesini, yoksa Yunanistan'ın bu birikmiş borcunu ödemesinin gerçekçi olmadığını söylüyor ısrarla. Almanya buna şiddetle karşı çıkıyor.
Dolayısıyla silinmese ne olacak? Zaten ödemeyecek. Evet. Ödemeyecek. Hayır. Yani. Ama yani silinse böyle olur, böylece Yunanistan önce faizi silip ama Yunanistan böyle bir cendere altında hiçbir tutuluyor. Şey olmaz, evet. Evet, bir şey altında olmaz. Tutuluyor. Evet. Dolayısıyla yani böyle Yunanistan böyle büyük Doğu Akdeniz'de projeler falan yapacak, hayata geçirecek durumda değil. Kendisi ayakta durmaya çalışan bir durumda maalesef. Bir de bu 99'a değinildi. Ben de Erdil'in görüşünü paylaşıyorum. Yani olmadı tabii ama Avrupa Birliği'nin o tarihte birleşik bir, birleşmiş bir Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyesi yapmak istediğinde şüphe yok. Yani bu Avrupa Birliği'nin tercihiydi. Tercihiydi, politikasıydı. Fakat o zaman yapılan bazı hatalarla biz buna yardımcı olmadık fazla. Bunu kabul etmemiz lazım. Kaçtık yani müzakerelerden. Aynen. Yani bu bir gerçektir bu. Ondan sonra ve o Helsinki deklarasyonu da çok şeydir. Bütün şartları o zamanki, evet, bütün gerekli, all relevant circumstances Türkansız diyor. Evet, göre karar verecektir, evet. Avrupa Birliği diyordu. Evet. Yani artık Rum tarafı Avrupa Birliği üyeliği cebine attı, istediği gibi davranmasını kabul etmeyeceğim demek istiyordu. Ama yani... Ama Daryal hayır dedikten sonra askıya alabilirdi. Ben bunu samimi görmüyorum. Hayır, hayır. Şimdi bu bir değerlendirme tabii, yanlış olabilirim. Bunu Avrupa konuşalım daha sonra. Kesinlikle saygı görmüyorum. Bunu konuşalım. Çünkü ama all relevant dediğinin en önemli meselesi hayır demesi. Çözüme hayır demekten daha ters ne olabilir? Ama çözüme hayır demeden önce zaten girdi. Yani ya karar alınmıştı. Hayır, şey askıya alır. Geçici olarak durdurur. Evet. Bu daha karmaşık bir konu. Ama peki, yani bunda şüphe yok ki yani birleşik bir Kıbrıs'ı yani, üye yapmak istiyordu tabii. Yani bunda bir tereddüt yok. Anlam planı döneminde. Anlam planı bizim kabul ettiğimiz kaçıncı plandır hatırlar mısın? Beşinci. Beşinci. İyi bir, ama düzeldi hepsi. Ama dur bir dakika. Düzeltiyorsun, düzeltiyorsun. En sonunda öyle o da onlar da itiraz etmiyor. Yani sen düzeltirken ya o kadar düzeltiyorsun ki benim aleyhime dönüyor denge de demediler. Yani o ikili pazarlıkta biz zayıfız dedin ya biraz evvel doğrudur. Sus oldu. Ondan sonra ilk üçünde işte Reşat Bey çok iyi bilecek bunu. Şart şuydu. Bu Avrupa Birliği'ne girebilmenin şartıydı. Anlaşmanın şeyi. Yani ilk birinci, yani ikinci, onda üçüncüde sonra kalktı o. Yani off the hook gittiler. Yani oltadan kaçtılar. Ben senin iki dakikanı çalayım. Yunanistan'dan bir cacık olmaz. Yunanistan Avrupa'yı söğüşlemeye devam edecektir. Bu Avrupa'nın kaderidir. Yani kesinlikle çünkü bu şeye benziyor şimdi. Beş çocuklu bir aile var. Çocukların hepsi harcama yapıyor, hiçbir şey kazanmıyor. Sen şimdi o firmadan bir şey alamazsın. Ayakta tutmak için devamlı gene her ay bir şey vereceksin ona. Yunanistan'da ekonomik açıdan hiçbir şey yoktur. Bu sene turizmde para kazanacaklar bizim Antalya şey olduğu için. Mısır ve Antalya devreden çıktı. Ama tabii gidenler perişan olacaklar. Yüksek fiyat, kötü hizmetle. Bu arada bir şeyi de ilave etmek istiyorum. Bak bizim Mısır'da da öldü turizm. Mısır'da yani, öldü. İki büyük kapasite vardı. Şam'la şeyinden bilmem ne Kıbrıs adasına kadar. Şarm el Şeyh. Şimdi Kıbrıs'ta da güzel şeyler oluyor. Mesela Alexus diye çok güzel bir otel açıldı. 2000 yatak kapasitesi var. 5 yıldız. Bu çok güzel bir şey Kıbrıs için. Üstelik siz berbat bir yer vermişsiniz adamlara. O Alexus'a. Abi kendi istedi orayı. Adamlar başka yer istedi vermedik mi? Orayı yeşertmişler, ağaçlandırmışlar. Yani alalı alamış adam etmek ama tam santral yanında da santralı da bacadan duman. Ama büyük çok güzel yani. Bir tesis kurmuşlar. Bak bu Kıbrıs için büyük bir artıdır. En son bir Lord Palace diye yine 500 yataklı, 5 yıldızlı bir otel. Otel, girme zaten. Yani. Limana girerken. Evet, bu da çok güzel bir şey. Bak burası müthiş bir şey bu. Evet. Çünkü o gelen para doğru. Her tarafa dağılıyor. Tabii. Şeyde yatırım yapmaya başladı Kaya grubu buralara. Yani güzel şeyler. Yeni hatlar açıldı Türkiye'ye. Evet, biraz önce bahsettik. Açıldı, Diyarbakır başladı. Şimdi bu konuda... o hatlar için bir şey söylemek istedim burada. Tam karşılığında o bir hatlar.
Daha evvel konuştuk sizin programınızda. Tabii İran'a yani göre mesela. Diyarbakır'dan ne bileyim ben Erbil'e veyahut da Diyarbakır'dan Ürdün'e, Tahran'a yapsalar evet. Bunun karşılığı. O zaman bu memlekete büyük bir iyilik, büyük bir hizmet Türkiye'den Erbil, ama Diyarbakır, Erbil başladı. Evet, yani, yalnız bugün Radikal'de çok hoşuma giden bir değerlendirme vardı, onu söyleyeyim. Radikal var mı? Radikal diyorum. Diyalog'da affedersin. Diyalog sizin gazetede. Çok hoşuma giden bir değerlendirme vardı. Diyor ki bu Onur Eğir'in yöneticisi. Açtığımız her hat hemen tam kapasiteyle devreye giriyor. Bu olağanüstü bir şey bu. Kıbrıs'ın çekiciliği açısını. Diyalog TV'de konuşuyordu yolcular uçağın içerisinde. Çok güzel ya. Ve ne diyorlardı biliyor musunuz? Herkesin, konuşanların çoğunun burada çocukları var, okuyorlar. Biz diyorlar daha önce Diyarbakır'dan Ankara'ya gidiyorduk veya İstanbul'a gidiyorduk da oradan geliyorduk. 6-7 saat perişan oluyorduk ve çok masraf. Şimdi 1 saatte Kıbrıs'tayız. Bu bizim için çok büyük bir olaylık. Turizm açısından karşılıklı kültürlerin değişmesi açısından da olacak. Gaziantep açılacak yakında. Değerli izleyiciler, Sayın Murat Karayalçın, Sayın Besim Tubuk, Sayın Daryal Batıbay ve Sayın Erdil Nami son durumun konu oldu. Yine dış politikadan başladık. Suriye konusu ele aldık. Suriye'nin Halep konusundan sonra Esad rejiminin güçlü bir bölgeyi, yani büyük bir kısmını, 1/4'ünü kontrol edebileceğine ilişkin ortak görüşler çıktı hemen hemen burada. Bütün konuklarımız aynı görüşü paylaştı. Ve bölünmelerin olmasının artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'nin tabii bu arada yaşadığı sıkıntılar, kilise füze saldırılarının devam etmesinin yarattığı sıkıntılar gündeme geldi. Bunun dışında Kıbrıs konusuna geldiğimizde Avrupa Birliği'ne yönelik tepkilerimizin yetersizliği her zamanki gibi bu programda da irdelendi. Özellikle Annan Planı'nın referanduma sunulmasının üzerinden 12 yıl geçti. 24 Nisan'da 2004 yılının yıl dönümüydü. 12 yıl geçmiş. Buna hatırlatılmaması, Sayın Besim Tübük bunun üzerinde çok durdu. 12 yıl sonra da olsa bu planı Rumların reddettiğinin bütün dünyaya devamlı hatırlatılması gerektiğini söyledi. Çünkü çözüme karşı çıkıyor Rumlar. Bu şekilde kısa bir özet yaptıktan sonra sizlere veda ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.